Arkadaşlar merhaba. Tetemet Gıda'nın bilançosuna bakalım. Arkadaşlar çok düşündüm çekeyim mi çekmeyeyim mi diye. Yani güldüm kendi kendime. Ama çekmeye karar verdim. Niye olduğunu birazdan anlarsınız. Şimdi nakit döndürme süresi kısalmış. Net işletme sermaye ihtiyacı devam ediyor. Net borç çeyreklikte 9 milyon artarak 16 milyona yükselmiş. Nakit akışı çeyreklikte olumluya evrilmiş. Stoklar 5.30 oranında azalmış. Evet arkadaşlar. Tüm bunlardan bahsettikten sonra biz her şeye çeyreksel bakıyoruz arkadaşlar. Bir önceki çeyrek ve bir sonraki çeyrek arasındaki yüzdesel değişimlere bakacağız. Bir de bir yıl önceki çeyreğe bakacağız. Kendisi aynı dönem olan. Mevsimsellik var mı yok mu? Ve bir yılda ne kadar yol kat etmiş ona bakacağız arkadaşlar. Hasılattan başlayalım. Hasılat geçen yıl bu zamanlar bir önceki çeyrekle 139.78 artarken şu anda 179.73 artmış. Bir önceki çeyrek 38.20 oranında azalmış. Dolayısıyla bu her iki çeyrekten iyi olmuş arkadaşlar. Her 100 liralık satışından ne kadar faaliyet kâr elde ediyormuş? Geçen sene bu 0.94'müş. Şu anda 1.54 eksildi arkadaşlar. Önceki çeyrek de eksi %144'müş arkadaşlar. Burada gözükmüyor. Ben de açmamışım. Dolayısıyla bu da her iki çeyrekten kötü olmuş arkadaşlar. Gelelim net kar kısmına. Geçen yıl bu zamanlar net karda her 100 liralık hasılatında 25.32 nette zarar yazarken şu anda 25.12 kar yazmış. Bir önceki çeyrek de %159 eksiymiş. Bu da her iki çeyrekten iyi olmuş arkadaşlar. Gelelim öz kaynak kısmına. Öz kaynaklar geçen yıl bu zamanlar çeyreklikte yani her 100 liralık öz kaynaklarıyla %66.81 hasılat yaparken şu anda bu 826'ya çıkmış. Bir önceki çeyrek 242'ymiş. Bu da ilk çeyrekten büyük bir performans göstermiş arkadaşlar. Bakın dikkat edin arkadaşlar, burada hasılat geçen yıl 6 milyonmuş. Şimdi 8 milyon, 12 milyon, 2 katı. Ancak çeyreklikte %800 küsur gibi bir şey olmuş. Yani böyle komik komik şeyler olmuş. Göreceksiniz zaten birazdan anlatacağım. Her 100 liralık hasılatından ne kadar faaliyet öz kaynaklarıyla, her 100 liralık öz kaynaklarıyla ne kadar faaliyet kâr üretmiş? Geçen sene bu 0.63'müş, şu anda eksi 12.71. Bir önceki çeyrek eksi 350'ymiş arkadaşlar. Dolayısıyla bu her iki çeyrekten kötü olmuş yani arkadaşlar, iyi değil yani, anlayacağınız. Net kar kısmına bakarsak net karda rekor kurmuş arkadaşımız. Çünkü eksiymiş zaten birinci çeyrekte. Biraz kar yapınca, artıya geçince böyle komik rakamlar çıkmış. Bir önceki çeyrekte yine zarar açıklamış. 1.700 pardon, yüzdelik olarak her 100 liralık öz kaynaklarıyla eksi 16.91 oranında zarar açıklarken şu anda kar açıklamış. Bir önceki çeyrek de eksiymiş. Her iki çeyrekten iyi olmuş diyelim. Gelelim öz kaynak büyümesine çeyreklik olarak. Bu Meret hiç öz kaynaklara büyümüyormuş. Gelmiş bir anda öz kaynaklarını büyütmüş. Sevgili arkadaşlar, yeniden değerlendirme yapmıştık. Gidip ayrıntıya bakın. Ben öyle tahmin ediyorum. Çünkü görüldüğü bir şey yok. Öyle çok fazla bir şey yapacak bir şey yok. Geçen yıl %17 oranında öz kaynağı azalırken şu anda %115.86 oranında öz kaynağı çoğalmış. Yıllık öz kaynak büyümeye bakınca eksi eksi devam ediyor. Ya arkadaşlar, bunu bir şey anlatmaya gerek yok. Bunun adı Tetemet Gıda değil. Tetemet kumariye olabilir. Tetemet koyun olabilir. Bu maalesef öyle. Yıllık büyüme eksi. Sen buna dalgalı seyir izlemiş, bir eksi bir artı, bir eksi bir artı. Ama anlaşılacağı gibi sıkıntılı bir kağıt. Kağıdın toplam 3 milyar bir öz kaynağı var arkadaşlar. 3 milyar köşedeki bizim bakkalın sermayesi mülkünden çok, size öyle söyleyeyim. Öz kaynaklar yani. O en azından koca bakkal 3 milyara falan bunu dolduramazsın yani. Daha fazla para lazım ama bu 3 milyara şey yapmış. Zaten defter değerine baktığınızda arkadaşlar 2022'ye 9'da 4.69'muş. 1.36'ya kadar düşmüş, tekrar 2.93'e çıkmış. Yani o kadar küçük ve komik ki en ufak bir hareketlerde böyle dalgalı seyir izleyebiliyor arkadaşlar.
Halka açıklık oranı %44, bunu 44'üne bakmayın arkadaşlar. Dediğim gibi toplam 700-800 milyon gibi bir parayla rahatlıkla bunu tamamen lotların tamamını alıp istediğiniz yere sürebiliyorsunuz. Niye böyle yapıyorlar? Çünkü av bekliyor. Adamın işi bu. Adam orada lotların çoğunu almış. Yüzde piyasadaki lotların. %99'unu almış yani. Küsuratını almış. Zaten bir lot yazsa tavana yetiyor arkadaşlar. Tavan alıyor her gün. Seni bekliyor. Sen oraya gelip düştüğünde öyle de biraz parayla, fazla parayla düştüğünde öyle bir tanesi 1.300 işte. Bunu 100 tane almaya kalsan değil mi? Arkadaşlar yaklaşık 130 bin lira para yapar. O zaman ne yapıyor? Ya da daha fazla asar. Yani buna 500 bin lira para yatırdığında işin biter arkadaşlar. Bu peş peşe satacak bu hisseleri. Getirecek. Seni sıfırlayana kadar, parayla elinden almayana kadar maalesef vazgeçmeyecek. Sen belli bir noktada paranın %80'ini 90'ını teslim edeceksin. Yani bu yatırım matırım değil. Burada yatırımdan bahsetmek de mümkün değil. Yani defter değeri 3 lira olan ve sürekli zarar eden, zarar açıklayan bir kağıda defter değerinin 529 katını vermek ne derece akıllı ve bunun adı yatırım mı olur, başka bir şey mi olur? Yatırım değil bunun adı arkadaşlar. Bunun adı başka bir şey. Sevgili arkadaşlar, ne diyeyim ki, Allah sizi uzak etsin. Yani niye bu şirketler bu borsamızda yer alıyor onu da merak ediyorum. Borsa İstanbul bunlara bir önlem almalı ya başka bir platform açmalı. O platformda işlemiyor böyle bunlar. O koyuncular, kumarcılar gidip oraya orada iş yapsın yani. Hani küçük yatırımcı bilmeden bunu alabilir. Herkes işte tavan tavan gidiyor, ben de alayım deyip bir anda parasını kaptırabilir. Bunlar çok sorunlu, çok sıkıntılı. Çok da fazla bir şey de söylemek istemiyorum. Arkadaşlar bu ölmüş yani. Bu ölmüş ama suni bir şekilde yaşatılıyor bu. Öyle söyleyeyim. Maalesef piyasa böyle garip davranışlar içerisine girebiliyor. Ağ atmış tuzağını bekliyor. Öyle söyleyeyim. Ağ atmış takılacak balık bekliyor. Balık olmayın arkadaşlar. Kendisine faydası yok ki bu şirketin ya. 4 liradan bak işte son 4 çeyrek var. Biz de 5 çeyrek olsaydı ya, bilirdik. Bu ne yaparsa yapsın. Öz kaynaklarını görüyor musunuz arkadaşlar? 4 liradan 2.90'a indirmiş. Ölmüş ya bu. Ölmüş. Ölmüş yani. Zorla nefes almaya, yaşatmaya çalışıyor. 90 desteğiyle. O da bayağı bir külfet olacak. İnsanlara zarar verecek. Arkadaşlar lütfen uzak durun. Bunu kendisine hayır yok. Size hiç hayır olmaz. Ne diyeyim başka? Ne diyebilirim ki? Yani yazıktır, günahtır ya. Bunların şeyine katılmayın arkadaşlar. Kapılmayın diye. Bu ölmüş. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ne diyeyim benim?